Hepiniz işinizi gücünüzü bırakarak veya hafta sonunuzu böyle önemli bir konuya ayırarak buraya teşrif ettiğinizden dolayı hepinize ben ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Konya okulundan az önce konuşuyorduk. Konya Okulu diye bir isimle böyle bir temayla bir kuruluşun gerçekleştirmesi gerçekten beni çok duygulandırdı ve etkiledi. Bu noktada Ercan Bey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne de huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Çok isabetli bir isim olmuş ve geçmişi ve geleceği geleneği de ifade edebilecek bir isimlendirme. Konya Okulu Konya Ekolü Bugün sizlerle sünnetin önemi nedir? Sünnetin değeri nedir? Bu konu hakkında bir nevi hasbihal edeceğiz. Belki de bir nevi beraber sohbet edeceğiz veya benim açımdan baktığımda e, sesli düşüneceğim. Arkadaşlar sünnetin önemi ve Sünnetin değeri özellikle son 20-30 yıla baktığımızda İslam dünyasında belki de tarihte görülmediği kadar farklı bir formatta ve farklı bir yapıda tartışılmaya açıldı. Bazen bu konuyu nasıl ifade edebiliriz veya bu konu hakkında başka neler söyleyebiliriz diye zaman zaman uykularım kaçmıyor değil. Onun için bu konuyu yeniden anlatmak veya bu konuyu burada gündeme getirmem benden talep edildiğinde bu konu hakkında başka neler söyleyebiliriz diye yine zihnimin bir köşesinde bunu tutup ve neden bu son 20 yılda bu kadar yoğun tartışılmaya başlandı diye tekrar zihnimden kafamı yormaya başladım. Bu konu aslında tarihi süreç içerisinde zaman zaman hortladığını biz görüyoruz. Bunun ilk işte önemini, ilk tartışmalarını hariciler dediğimiz İslam tarihinde Hicri 2. 3. asır o dönemde kısmen bugünkü formattan tabii ki biraz farklı Kur'an ile yetilme bazı efendim ee, ne diyelim rivayetleri saf dışı bırakarak hatta bu akım yer yer bir takım dinin temel umdelerini bile ee, reddedebilecek noktaya kadar geldiğini zaman zaman o dönemde haricilerin hareket tarzına baktığımızda görüyoruz. Sünnete karşı bir ee, ne diyelim ona ...uzak duruş ve soğuk duruş... ...bunu belki de İslam tarihinde... ...ilk örneği olarak bunu biz... ...ele alabiliriz. O dönemdeki tartışmalara... ...haricilerin iddialarına baktığımızda... E, ...o dönemle... ...bu dönemi... ...mukayese ettiğimizde benzeyen noktalar... ...görüyoruz ama benzemeyen noktalar da... E, ...görüyoruz. Haricileri... E, ...tarihi süreç içerisinde... ...geride bırakacak olursak... ...daha sonra... Ee, bu sünnetin özellikle bu denli tartışmaya açılması İngilizlerin Hindistan'a yaptığı çıkartmalar sonucunda Hindistan'da yeniden otladığını görüyoruz. Ve modern dönemde aslında ilk bu e, ne diyelim ona sünnete karşı bu kadernli acımasızca saldırıların modern dönemde Hindistan'da neşvinama bulduğunu görüyoruz. Hindistan'a baktığımızda işte 17. yüzyıla doğru Avrupa'daki işte bir takım ülkelerin işte İngilizlerin Hollandalıların Belçikalıların Fransalıların o bölgeyi keşfedip o bölgeye akın ettiklerini görüyoruz. Bunların ilk harekete baktığınız zaman ticari şirketler kurmuşlar Avrupa'da ticari şirketin temsilcisi olarak gidiyorlar Uzak Doğuya o yöreye Hindistan Hint alt kıtası dediğimiz bölgeye Endonezya vesaire bugünkü Malezya, Açe Sumatra vesaire o Myanmar o bölgenin tamamına özellikle Hindistan'ı da düşündüğümüz zaman Pakistan da Hindistan'ın bir parçası olarak ele aldığımızda o bölgeye açılıyorlar. Aslında İslam dünyasında benim görebildiğim kadarıyla en ciddi ilk açılmalıları Batılıların Hindistan üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse soru şu, neden Hindistan? Hepimizin sorması gereken sorulardan bence bir tanesi. Uzak Osmanlı'yı merkez olarak kabul ettiğiniz zaman, İstanbul'u merkez olarak kabul ettiğiniz zaman, merkezden son derece uzak bir toprak parçası İslam ülkesi. ...istedikleri gibi at oynatabileceklerini düşündükleri bir bölge... ...ve daha sonra bakıyorsunuz oraya attıkları ticari şirketlerle gidiyorlar... ...ve o bölgede bir takım tohumları yavaş yavaş attıklarını görüyorsunuz... ...ve bu tohumlar 18. yüzyılın sonlarına doğru gelinildiğinde... ...ciddi meyve vermeye başlıyor kendiler açısından. İslam dünyasına baktığınız zaman birçok modern dönemini birçok fırkalarının birçok saçma sapan fikirlerin o merkezde pişirilip, o merkezde tartışılıp, o merkezde yoğrulup, hatta ben orayı laboratuvar olarak görüyorum. Oradaki laboratuvarda Hindistan laboratuvarında üretilip İslam dünyasına pazarlandığını görüyorum. Hindistanlı alimlerin işte Arapça konuşmayı becermeleri, Arapça konuşabilmeleri, Arapça yazabilmeleri, bu sefer Mısır'la Arap dünyasıyla da ...diyaloglarını geliştirmiş ve... ...bu konuda e, İslam dünyasının... ...diğer ülkelerine katkı sağlamalarını da... Sağ, e, ...sağlamış. Tabi Hindistan çok değişik bir... ...coğrafya. Bizim... E, ...İslam dünyasındaki çalışmalara baktığımız zaman... ...Hindistan odaklı... ...çok fazla çalışma görmüyoruz biz. Yani bize çok... ...uzak ve çok ötede bir yer... E, ...yani olacak işte... alt tarafı bir Hindistan gözüyle... ...belki bakılıyor... Bence burada yanıldığımızı e, düşünüyorum. E, Hindistan noktasında, o bölge noktasında bütün olarak e, ele aldığımızda. İşte bu, o bölgeye bakıldığında, o bölgede bir taraftan Diobent Medreselerini görüyorsunuz. Ehli Hadis'i görüyorsunuz. Böyle çok değişik, çok renkli bir yapı, e, geniş bir coğrafya, kalabalık bir Müslüman nüfusunu görüyorsunuz. Ve burada her türlü fikir kendisine ne yapabiliyor? bir müntesip bir grup oluşturabiliyor. Öyle bir özelliği var Hindistan'ın. Bir tarafta bunlar olurken öbür tarafta fitne tohumlarının da orada neşvi neva bulup ve yeşerdiğini görebiliyorsunuz. Ve İngilizlerin İslam dünyasında devlet olarak ilk ele geçirdikleri bir bölge ve yöneticilerini kendilerine atıyorlar. Medreselere hoca müdürlerini kendiler atıyorlar. Üniversitelere müdürlerini kendiler atıyor. İstedikleri gibi orada bir yapıyı oluşturabiliyorlar ve burada Arasat'ta kalan özellikle hocalar diyelim alimler demeyelim onlara e, rotasını tam belirleyememiş tipleri de bir sürü isimler var burada sayabiliriz bunları İngiltere ve Fransa'ya götürerek orada yüksek lisans doktora yaptırıp tekrar geriye getiriyorlar ve böyle bir kendi istedikleri bir e, yapıyı orada oluşturabilmişler İşte özellikle Kur'an İslamı dediğimiz ve Şimdi sünnetin değeri, sünnetin önemi sadece bu başlıkla değil, hadislerin Kur'an'a arzı. Bunun altında aslında birden fazla başlık açılması gerekiyor. Sünnetin bağlayıcılık or değeri nedir? Yani sünnet bizi bağlar mı, bağlamaz mı? Efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görevleri nelerdir? Bunlar hep aslında sünnetin değeri başlığı altında, sünnetin önemi başlığı altında bizim tek tek ele almamız gereken konular. İşte Kur'an İslamı dediğimiz ilk fikirler bize Kur'an yeter. Sadece Kur'an la artık Müslümanlık neşvinama bulmalı. Bizim sünnete ihtiyacımız yok. Hadislere ihtiyacımız yok. Peygambere ihtiyacımız yok. Fikirlerinin modern dönemde ilk hortladığı, ilk ortaya çıktığı toprak parçası maalesef Hindistan'dır arkadaşlar. Kur'an-ı İyün ekolü çıkıyor ve orada ve bu ekol aslında çok e, uç noktalara kadar gelebiliyor ve oradan bu fikirler Mısır'a, İslam dünyasına, Mısır'a geliyor. Ve Mısır'da da işte birçok 1950'li yıllara baktığınız zaman 30'lu, 40'lı Osmanlı yıkılış döneminin hemen akabinde Mısır'da da e, cevap bulduğunu, karşılık bulduğunu görüyoruz. Öyleyse yani neden o zaman sünnete saldırılıyor. Ya yani milletin sünnetle, hadisle ve hatta bizim peygamberle derdimiz yok da peygamberin biz e, e yaşamıyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne ile yaşıyor? Hadisleriyle yaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bence ya biz peygamberle mücadelemiz yok. Biz peygambere laf söylemiyoruz. Ya peygamberin şahsiyetine laf söylemiyorsun ama peygamber bugün neyle ile aramızda? Hadisleri ve sünnetleriyle aramızda. Dolayısıyla sizin her söylediğiniz şey e, hadislerle ve sünnetle alakalı olan bir şeydir. Dolayısıyla peygambere dönük bir şeydir. Onun için buna baktığımız zaman e, işte peygamberle bu insanların öyleyse alıp veremediği nedir? Niye peygambere saldırılıyorlar? Niye peygamberin sünnetine saldırıyorlar? Burada biraz bence bizim kendimizi de e, ne diyelim cümlelerimizi daha dikkatli kullanmamız gerektiği kanaati bende e, yavaş yavaş e, oluşmaya başladı. Biz mesela Kur'an ve sünneti kategorik olarak birinci Kur'an, ikinci hadis veya işte sünnet. Açık söyleyeyim ben, e, hadis ile sünnet arasında fark var mıdır yok mudur dediğiniz zaman bana ben bugün geldiğim noktada yani bunlar arasında muhaddislerin, hadis usulcilerin bir takım farklı farklı kanaatleri var. Hadis eşittir, sünnet diyenler de var. Hadis eşit değildir, sünnet diyenler de var. Ama ümmetteki hadis muhaddislerindeki yaygın kanaat nedir? Hadis ve sünneti birbirinden ayırmazlar. Buna kısmen bu dönemde mesela hadis ve sünneti ayrıştırma noktasına biz Doğru evrildik. Ben de çok hoşuma gidiyordu. Öğrenciyken e, hadis ile sünnet arasındaki farkı e, öncelemek daha çok hoşuma gidiyordu. Ama bugün gelinen yapıya baktığım zaman bundan açıkça söylemek gerekirse kısmen ruju ettim. Şimdi biz Kur'an ve sünnet arasındaki ilişkiyi kategorik bir ilişki olarak görüyoruz. Biz farkında olmadan benim şahsi kanaatim, Kur'an ve sünnet arasını böylece ne yapıyoruz aslında biz? Bir nevi ayırıyoruz. Arasındaki ilişkiyi açıyoruz. Sanki sünnetin Kur'an dışında bir olgu olduğu, Kur'an'dan bağımsız bir yapı olduğu fikrine doğru zihnimiz kayıyor. Burada burada kısmen kısmen biz hocaların da bence hadisçisi, fıkıhçısı, tefsircisi e, kusuru var gibi bana geliyor. İşte biz önce diyoruz ki bir nas bakımından fıkıh usul açısından baktığımızda önce Kur'an sonra sünnet diye. Orada doğal olarak böyle bir kategorizasyona gitmek zorundayız. Ama velakin biz bunu izah ederken bütünleşik olarak izah etmemiz gerektiği kanaatini taşımaktayım. Öyleyse şöyle diyorum ben Kur'anla sünnet arasındaki ilişki Dikey bir ilişkidir. Şu ana kadar aslında biz Müslümanların zihinlerinde ön Kur'an ve sünnet birincisi Kur'an ikincisi sünnet gibi bir yapımız var. Ve zihin algımız var. Bu da bizi aslında e, ikisini çatışmaya doğru götürüyor. Ben diyorum ki Kur'an ile sünnet arasındaki ilişkin dikey bir ilişki değil, kategorik bir ilişki değil, yatay bir ilişkidir. Bu sefer diyeceksiniz ki siz bana ya hocam siz Kur'an ve sünnet eşittir mi demek istiyorsunuz? Hayır. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama işte ikisini birbirinden böylece uzakmış gibi kategorik bir ilişki varmış gibi de görmüyorum açıkçası. Yani yatay bir ilişkisi, birbirlerini tamamlayan unsurlardır bunlar. Birbirlerinden olgusal olarak tamamen farklı şeylerden söz etmiyoruz. Tamamen söz etmiyoruz. Şimdi mesela bu Hindistan'daki Kur'aniyyün ekolüne baktığımız zaman bir örnekle anlatacak olursak bunu. Başlıyorlar bunlar. Önden sonra Kur'an'da işte namaz, her şeyi Kur'an'da aramaya başlıyoruz. Kur'an'da ne var? Namaz var, salat var. E bu salatı biz nasıl kılacağımızı biz Kur'an'dan görüyor muyuz arkadaşlar? Günde kaç vakit kılacağız? Rükû var mı? Secde var mı? İftidak tekbiri var mı? Tahiyyat var mı? Ne okuyacağız? Ne edeceğiz? Neler yapacağız? Bunlar açısından bakalım şimdi açalım Allah'ın kitabını ve bunları bulabilecek miyiz? E bunları göremiyoruz. Adamlar ilk etapta başlıyorlar şimdi namaz mevzusunda. Ondan sonra bakıyorlar ki ya namaz tamam, salat. E bunlar yok. Bunları yavaş yavaş bırakıyorlar ve kendilerine göre bir namaz modeli icat ediyorlar. Kendilerine göre böyle rükûsü olmayan, sucudu olmayan, kafalarına göre bir namaz modeli icat ediyor. Valla bana da müsaade etseniz bugün buradaki hazurun ben size çok hiç yorulmayacağınız, zahmete katlanmayacağınız bir namaz modelini ben de icat ederim. Sünnetsiz İslam'da İslam'dır deyin bana. Ben de size çok rahat oho, önünüzü açacak bir namaz. Namaz derim salattır, Salat de derim biz dua diyoruz. Bugünkü modern anlamda meditasyonu da buna eklemek lazım. Dua dediğiniz şey bir nevi. Onun da kelimenin kökenine baktığınız zaman, ifa kelime etimolojisine baktığınız zaman orada bugünkü anlamda kullandığımız meditasyonun da bir nevi salat anlamında kullanılabileceğini göreceksiniz. Ben de otururum iş yerimde şöyle yaparım. Bir şöyle bir saniye iki saniye gözümü kapatır. Şöyle bir yap veririm işte kardeşim namaz yerine gelmiştir derim... Ondan sonra namazı nelerin bozacağı, biz namazımızı e, ameli kesir dediğimiz şeylerin tüm bunları e, yok saydığımızda yani bunların hepsini dışta bıraktığınızda ortada elinizde bugünkü anladığınız anlamda ne namaz kalır? Ne bir şey kalır arkadaşlar. Hindistan'da bunu yapıyorlar. Ondan sonra kendilerine göre bir namaz modeli icat ediyor bu Kur'an'ı Yunekolu. Ondan sonra bakıyorlar ki insanlar ya bunlar sapın tekleri. Sapık bunlar ya kardeşim böyle namaz mı olur diyorlar ve ondan sonra yavaş yavaş insanların veya bunların peşinden gidenlerin terk ettiklerini görüyoruz biz. Buradan şunu demek istiyorum. Yani bizim aslında söylemlerimizi, ifadelerimizi üzerine düşünmemiz lazım. Ben bir cümle kullanırken bunu karşımdaki insanlar zihinlerinde nereye koyuyorlar? ve bundan neler üretebilirler? Bunun hesabını da bizim yapmamız gerekiyor. Rastgele konuşma. Onun için ben şunu son zamanlarda söylediğim şu, Kur'an ve sünnet arasındaki ilişki kategorik bir ilişki değildir. Ya, dikey bir ilişki değildir, yatay bir ilişkidir. Bununla anlatmaya çalışıyorum. İnsanlara bunu yani Kur'an ve sünnetin iç içiliğini böylece ifade etmeye çalışıyorum. Ve bu bütünlüğün Böyle korunması gerektiğini anlıyorum. Şimdi kategorizasyona girdiğin zaman insanlar biri ötekinin alternatifiymiş mi gibi görüyorlar. Hani dedim mi ya yata ilişkisi? Sunu sorumana hocam siz Kur'an'ı Sünnet'in alternatifi veya Sünnet'i Kur'an'ın alternatifi mi olarak görüyorsunuz? Hayır. Kategorik bir bakış açısıyla baktığınız zaman buraya varıyorsunuz. Yani buna bu bu noktalara götürmemek lazım Kur'an ve Sünnet arasındaki ilişki ve nitekim. Az önceki verdiğim örnekte siz Kur'an İslamı diye ortaya çıkarsanız namazı aynen Hindistan'dan yaptığı gibi absürt bir noktaya getirebilirsiniz. Kur'an İslamıyla. ile. İşte sünnetle Kur'an arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir zeminle oturtursanız biri ötekinin alternatifi değildir. Biri ötekinin düşmanı değildir. Birbirlerini tamamlayan bir ruh ikizler gibi görmek lazım. Ve nitekim e, imamlarımızın da buna benzer sözleri vardır arkadaşlar. Biz birçok şeyi Allah ne yapıyor? Böyle dilemiş. Peygamberini bunun için gönderiyor bize. Bugün peygamberlerin peygamber aleyhissalatü vesselam'a vermedikleri salahiyeti birçok insanın kendisinde gördüğünü görüyoruz. Peygamber hiç konuşmamış. Öyle e, yoga yapmış böyle meditasyon yapmış böyle sabahtan akşama kadar hiç konuşmamış sanki. Adama bir bakıyorsun, 4 yıldaki televizyon konuşmalarına bakıyorsun, 4 yıldaki vaazlarına bakıyorsun, 4 yıldaki kasetlerini dinliyorsun, köşe yazılarını dinliyorsun, kitaplarını dinliyorsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıldaki konuşmalarının 10 katı daha fazla arkadaşlar. 10 katı daha fazla. Attığı tweetler bile şu anda 2,5-3 yıl. Twitter dediğiniz şey daha dün hayatımıza girdi. Attığı tweetler bile... Attığı tweetler bile peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden daha fazla arkadaşlar. O kadar zırvaya da gerek yok. Allah nasıl bir din gönderdiğini bize mi soracaktı? Peygamberi göndereyim mi göndermeyeyim mi diye bizlere mi soracaktı? Onun için bizlerin de böylece kendi bu işlerde hassasiyet olan arkadaşlarımızın ...cümlelerimizi ve ifadelerimizi daha dikkatli kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bana aslında şeyi hatırlattı. Bizdeki Kur'an ve sünnet, sünnetin ikinci plan atılması... ...sünnetin değersizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi, bağlayıcılığının olmadığı... ...bana şeyi hatırlattı aslında. Yahudilik ve Hristiyanlığın tahrifatı nasıl olmuştur diye bir soruyu aklıma getirdi ve... Kısmen yani bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bunu daha üzerinde epey kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Yahudi ve Hristiyanlıktaki pe işte Hz. Musa ve İsa Aleyhisselam'ın gelişleri, pe nübüvveti, peygamberlikleri ve vefatlarından sonraki sürece bakmaya beni etti. Çünkü bunlar da bir peygamberdi ve bunların da neleri vardı? Uygulamaları vardı. Bunlar da insanları ne yapmışlardı? Doğru yola iletmek için kendilerine inen vahyin dışında bir takım şeyler, sözler söylediler. Bizimki ifademizde sünnetleri vardı bunların da. Bunların da hadisleri vardı. Hazreti İsa'nın ve Hazreti Musa'nın. Terim olarak kullanıyorum ha. Onlara şey olarak demem Sadece ödünç alıyoruz bizden. Orada. Şimdi bu sürece baktığımız zaman ilk gelen vahyin Allah'ın dinine karşı yönettikleri bir takım tenkitleri ve şeyleri veya dışlamalarına baktığınız zaman peygamberi dışlamalarınız onun sünnetinin ve hadislerinin hayattan uzaklaştırılıp hayatın kendi içerisinden uzaklaştırılıp sadece kutsal kitabı veya şöyle diyelim koruyamamaları aslında peygamberlerinin sünnetlerini hadislerini koruyamamaları onların ilk ashabının neyi beraberinde getirmiş kutsal kitabı da koruyamamayı beraberinde getirmiş. Siz peygamberi ve onun sünnetini ve hadislerini koruyamazsanız Kur'an'ı koruma çünkü bugün bunların ayak izlerini biz görüyoruz. Adam ne diyor çıkıyor? Kur'an'da hata vardır diyor. Kur'an'da yanlış yapılmıştır diyor. Ve daha ileriye götürüyor. Cebrail veya peygamber bunu yanlış anlamış diyor. Bugün bunların ayak izlerini görüyoruz. Benzer süreçlerden kim geçmişti? İşte Hristiyanlık ve Yahudiliğe baktığınız zaman aslında kısmen birebir örtüşmese bile onların da buna benzer bir süreçten geçtiğini görüyorsunuz. Onun için bizim alimlerimiz diyor ki es sünnetü mihfazatül Kur'an tabi işte İmam Ahmet bin Hanbel'in Süfyan es Esri'nin buna benzer sözleri var. Biz bunları ilk etapta anlayamıyorduk bu cümleleri. Ya ne demek istiyor? Yani Kur'an e, Kur'an sünnet Kur'an'ın koruyucusudur. Onun mihfazasıdır. Onun muhafazasıdır. Onu koruyup gözetleyen bir unsurdur diye aktarabiliriz bugün Türkçe'ye bunu. Tabu bu ilk etapta böyle yıllar önce bizim çok tepkimizi çekiyordu. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demek yani? Kur'an sünnet olmasaydı kendini koruyamayacak mıydı? Evet bugün gelinen noktaya baktığımız zaman biz önlemler almazsak, biz sesimizi yükseltmezsek Kur'an'ın mihfazası olan sünnet devre dışı kalacak. Sünneti devre dışı bıraktığınız zaman elinizde sat bir kitap olacak. Yani Arapça yazılmış bir metin olacak elimizdeki Allah'ın kitabı ve biz o metini de istediğimiz gibi ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlayacağız. Peygambersiz ve geleneksiz. Siz zaten sünneti, hadisleri saf dışına ettiğiniz zaman gelenek de otomatik olarak alimlerin bakış açıları, alimlerin sözleri de otomatik olarak devre dışı kalacağından ve bugün ne olacak? Direkt Kur'an'dan alacağız biz. Ve o Kur'an'dan alırken de bakın bana şu sözü verin. Kur'an sünnetsiz İslam da İslam'dır deyin. Ben size Kur'an'daki ayetleri her bir ayeti şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde yorumlayabilirim arkadaşlar. Yorumun önü açık. Etimolojinin önü açık. Salat kelimesini ben size namaz kıldırtmam. Bana yeter ki garantisini verin bunun. Sadece Kur'an'la yetineceksek eğer biz ben size oruç tutturmam ya niye oruç tutturup duruyorsunuz bana? Ben size zekat verdirtmem. Zekatı falan her şeyi buharlaştırırım. Nisap miktarları o zekatla kitabı zekatlara bakın hadis kitaplarında ecdadın alimlerimizin ki zekatla ilgili verdiği hükümlere onlara ne nedir diye bunlara baktığınız zaman boşu boşuna kürek çekmiş bunların hepsi. Bunlar he, bo boşu boş boşuna uğraşmışlar derim ben ve direkt Kur'an'a bakarım teskiyedir derim, malı temizlemektir derim. Arkadaşıma iki çay ısmarlarım, iki yemek ısmarlarım. Ben malımı yine teskiyedirim ederim ya. Ne olacak sanki? Bu da zekatın yerine geçer derim. Sadaka ve zekat ilişkisine baktığınız zaman terminolojik olarak Kur'an'da ağırlıklı olarak sadaka geçer. Oho zaten ben sizi istediği gibi buharlaştırırım arkadaşlar. Sizin hayatınızdaki bütün haramları istediğim gibi yorumlayabilirim arkadaşlar. Ve buna kimse engel olamaz. Eğer dil felsefesi açısından baktığınız zaman, etimoloji açısından baktığınız zaman ve geleneği ve sünneti de saf dışı ettiğiniz zaman bunun önü tamamen açık bir şey haline gelir. Ve Kur'an'ın bugün anladığınız anlamları, kafanızdaki, e, zihninizdeki anlamları tamamen ben size buharlaştırabilirim arkadaşlar. Ve bugün baktığınız zaman sürece oraya doğru gidiyor. Şu an yarım yarım belki 50-50 oraya doğru gidiyor. İki gün sonra bunu kimse tutamayacak. Bu tamamen oraya doğru kayabilir Allah korusun. Bu bence doğru bir yaklaşım değil. Onun için Hristiyanlık aslında Hristiyanlıktaki ilk tahrifat ayetlerin yerlerini değiştirmek, kelimeleri değiştirmekle değil. Anlamda başlıyor arkadaşlar. Yorumda başlıyor. Bizim terminolojimizde tefsirde başlıyor, şerhte başlıyor arkadaşlar. Baş Onun için Es-Sünnetü Mihfazatül Kur'an'ı e, şimdi daha net, daha e, ne diyelim ona, daha güzel anla anlayabiliyoruz biz. Mesela <laughs> e, Hazreti Ali haricilerle ortaya çıktığında İbn Abbas'ı onlara e, ne diyelim onlara müzakere etmesi için elçi olarak gönderiyor haricilere. Ve haricilere İbn Abbas'ı gönderirken İbn Abbas da Kur'an'ı çok iyi bilen bir sahavidir. İbn Abbas şunu tembihliyor Hazreti Ali'm. İbn Abbas'a sen diyor ve la tucadilhum bisun bil Kur'an ve cadilhum bisunne sen diyor onlarla diyor müzakere ederken buradaki mücadeleyi fikir alışverişi olarak eee görüyorum. Böyle yumruk yumruğa girme bir mücadeleden bahsetmiyoruz. Sen onlarla tartışırken sen onlara fikir teatisinde bulunurken ayetlerle değil sen bir ayet getirirsin o da bir ayet getirir ayetleri tokuşturarak değil sen diyor onlara diyor sünnetle hadislerle diyor cevap vermeye çalış diyor hadislerle meseleleri müzakere et diyor kökten onların mesela biz bilmiyoruz tamamını sünnetin tamamını reddettiğine dair bilgilerimiz yok onlar kısmen kabul ediyorlardı zaten ama işte onlara böyle bir şeyde telkinde bulunuyor ee, İbn Abbas şey Hazreti Ali İbn Abbas'a bunu önemsiyorum yani dolayısıyla milletin o zaman sünnetle mücadelesinin sebebi nedir? Bu belki daha da ortaya e, çıkıyor. Bir tane anekdot anlatacağım şimdi tam bu konuyla da bağlantılı. E, 1800'lü yılların sonlarına doğru şu an ismini hatırlamıyorum. Huorgine diye bir hurç diye de okunuyor. Bu Hollandalı bir oryantalist. Endonezya bölgesine gidiyor bu adam. İngilizce bu zat Endonezya'da çok dilli bir ülkedir malum haliniz. Endonezya neredeyse her kabilenin müstakil bir dili var. Bu adam tam 17 tane dili öğreniyor. Bu bölgedeki bütün dilleri öğreniyor. Yine ticari temsilci olarak gidiyor bu bölgeye bu herif. Ticari temsil ve dağını Endonezya o bölgenin dağını taşını Malezya'ya ininceye kadar her tarafını geziyorum. Malezya'yı da enden iç içe olduğu için o bölge her tarafını geziyor bunun. Bura bu bölgenin ve falanca kabileye gidiyor. Onların kullandığı dil ve lehçeyi kullanıyor. Sanki onlardan biriymiş gibi. Bu zat Müslüman oldum diyor. Müslüman olmuyor tabii ki. Gaffar ismini alıyor. Sonra hacca geliyorum oradaki bölgedeki Müslümanlarla. <laughs> Hatta işte Kabe'nin ilk fotoğraflarını çeken adam bugün internette Kabe'nin ilk fotoğrafları dediği fotoğraf makinesiyle ilk fotoğraflarını çeken adam bu adam. Fotoğraflayan. Kabe'ye hacca geliyor. Orada o bölgedeki Müslümanların kafilesiyle birlikte. Geldikten sonra ilginç gözlemleri var bu herifin. İlginç gözlemleri var. İşte geliyorlar. Mirkat bölgesine geliyor. Bir bakıyor Müslümanlar hiçbirileri başında megafon işte Elbiselerinizi çıkartın, duş alın, gusül, boy abdesti alın, abdesti banyo yapın, ondan sonra ihramlarınızı girin. Hiç kimse böyle bir şey söylemiyor. Müslümanlar geliyorlar, noktaya geliyorlar ve ondan sonra bakıyorlar, herkes işini biliyor. Ondan sonra herkes ihrama giriyor. Allah Allah diyor. Bakıyor bunları yönlendiren elinde megafon birisi de yok. Yanındaki mihmandara soruyor. Ya bunlar bunu nereden biliyorlar? Nasıl bildiler bunu? Bak, hiç gürültü yok. Patır diyor, herkes, herkes sanki adını bilir bilir gibi bunu yaptı burada. İşte diyor bunlar diyor, biz diyor bunu diyor. Peygamberimizin sünnetinden, hadislerinden öğrendik diyor. Peygamberimiz diyor böyle yapmıştır. Biz de böyle yapıyor, yapıyoruz diyor. Sonra geliyor ondan sonra bakıyor Kabe'nin içine giriyor. Bir bakıyor İslam'a giriyor Müslümanlar hemen bakıyorsun selama selam veriyor. Ondan sonra hemen tavafa başlıyor. Yine şaşırıyor. Yanındaki ne diyor? Ya diyor Kabe'nin üstüne bakıyor, çatısına bakıyor. Ya diyor orada duvarın tepesine bakıyor veya bir sağa sola bakıyor. Hiçbir kimse yok. Geldi hepsi başladılar tavafa. Tavaf etmeye başladılar. Allah'a bakıyor yok. Soruyor tekrar merak uyanıyor. Ya diyor nereden bildiniz bunu diyor. Ya diyor bak diyor biz diyor peygamberimizin hadisleri var. Sünneti var ve biz bunu bundan öğrendik diyor. Ondan sonra o haçtaki o şeyleri şöyle işte her vele geliyor onu yine tekrar soruyor. Arafat'a geliyor. Arafat'taki vakfeyi şey yapıyor. Bakıyor yani kalabalık bir kitle ve başlarına tek bir komutan tarafından komuta edilmeyen bir dehşet kalabalık. Kabe'nin içinde düşünün şimdi. Yüzlerce insan hiç karmaşa ve kargaşa olmadan tavaf ediyor, say yapıyor ve bunlara şaşırıyor tabii bu. Abdülgaffar ismindeki bu Hurgine, ho Hurç. Ondan sonra hocası Theodor Nöldeke. Kur'an araştırmalarıyla meşhur bir isimdir o. Nöldeke, Alman asıllıdır. Hocasına bir mektup yazıyor. Hocam diyor. Şeyden, daha Mekke'den mektup yazıyor. Hocam diyor, siz diyor Kur'an araştırmalarını bırakın diyor. Kur'an araştırmalarını bırakın diyor. Müslümanların diyor, birlik ve beraberliğini sağlayan, onların ibadet bütünlüğünü sağlayan, onların uygulama bütünlüğünü sağlayan, onların ortak tavır göstermelerini sağlayan, onların peygamberlerinin sünnetidir diyor. Şimdi hemen buradan şuraya gitmeyin arkadaşlar bu pozitivist mantık gibi. Ya Kur'an bunu sağlamıyor mu? Ya kardeş biz böyle bir şey demiyoruz. Hemen mefhum muhalefet yapmamak lazım. Biz böyle bir şey söylemiyoruz. Yani Kur'an'da Müslümanların birliklerini, birlik ve beraberliğini sağlıyor. Ama sünnete geldiğiniz zaman toplumsal dokuyu dizayn eden Kur'an külli bir takım ifadeleri vardır. Ve o Kur'an'ın, o kitabın yaşama aktarışı insan insan formatına dönüştürülmüş şekli nedir? Peygamberin süliyetinde hadisler ve sünnetlerdir arkadaşlar. Kur'an hadis ve sünnetlerle nereye geçmiştir? Yaşama aktarılmıştır. İnsan formuna, insandaki hayatına dönüştürülmüş şeklidir. Adam bunu fark etmiş ve bunu söylüyor. Çok önemli bir tespitte bulunuyor aslında herif. Bu gavur çok önemli bir tespitte bulunuyor. Siz diyor 1907'li 1908'li yıllar olabilir. Şu an o tarihi tam hatırlamıyorum. Yıllar önce okumuştum bunu. Siz diyor Kur'an araştırmalarına bırakın, sünnet araştırmalarına bakın. Müslümanların büyük ölçüde e, birlik ve beraberliğini sağlayan onların peygamberlerinin sünnetidirdir ve ondan sonra Batı dünyasında oryantalistik çalışmalara baktığınız zaman sünnetle ilgili hadisle ilgili araştırmalarda müthiş bir ilme kazandığını artış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Benim kendimin yaşadığı bir şey var. Ürdün'deyken İspanyol bir arkadaşımız vardı. Enkildi bunun adı. E, i̇yi bir Hristiyandı onu söyleyeyim. Ahlaklı bir Hristiyandı hep biz Konya'lı arkadaşlar vardık. Biz bizlerle oturup bizlerle kar kalkardı bu arkadaş. Hatta biz ona El Konevi derdik bu Hristiyan arkadaşa. İşbiliyeliydi bu. Zaman zaman kendisiyle de görüşüyoruz böyle sık da olmasa. Bu arkadaş bir gün Abdeliye gitmiş. Abdeli'de de devasa bir kilise var. Amman'da Abdeli denen bölgede büyük bir çan kulesi var. Doğru düz bir yok ama kiliseye baktığın zaman çok görkemli ve çok büyük bir kilise. Ya diyor geçen diyor dün, işte diyor geçen hafta diyor kiliseye gittim diyor ibadet etmek için diyor. Ondan sonra gittim diyor hiç zevk kalmadım diyor. İbadet şekilleri de hiç hoşuma gitmedi diyor. Ondan hiçbir şey anlamadım diyor. Kullanılan dil tamamen farklıydı diyor. Hiçbir zevk almadım diyor. Oradaki yapıdan da diyor hiç zevk almadım diyor. Size ne mutlu size diyor ya diyor. Malezyalı ve Endonezyalı, Endonezyalılar çok da o zamanlar Ürdün'de bizim zamanımızda sokaklara baktığınız zaman her yerde bir Endonezyalı bir Malezyalı da görürdünüz bizim olduğumuz zamanlar 95-97 arasında. Ne mutlu e, size diyor. Siz sen diyor Türksün diyor. Esselamu Aleyküm diyorsun diyor. Malezyalı da Esselamu Aleyküm diyor. Sen ve Aleyküm Selam diyorsun diyor. O da ve Ya diyor sizin diyor ne kadar ortak yeriniz var diyor. Sen de diyor elhamdülillahi rabbil aleminle namaz kılmaya başlıyorsun diyor. İftidak tekbir getiriyorsun diyor. Malezyalısı da Çinli Müslüman da Arap Müslüman diyor. Hepiniz diyor ya diyor sizin diyor ne kadar çok ortak noktanız var diyor. Bunu söyleyen bakın koyu bir Hristiyan koyu bir Hristiyan ve Müslüman falan değil. Ben dua ediyorum onun için Rabbim ona hidayet nasip etsin. Ahlaki olarak da çok hoş bir arkadaştı gerçekten. Evine falan gider gelirdik biz bu arkadaşın. Ee, yani onun gözlemiyle Hoğur gözlemi arasında aslında horcun gözlemi arasında aslında fark yok. Buna benzer bir olayı ben Almanya'da da yaşadım. Bir profesör Orta Afrika ülkelerinden küçük bir Afrika ülkesini yaşayan birisiydi. Ya diyor ne mutlu size Biz de diyor Vatikan var diyor. Papa diyor bir şey söylüyor diyor. O ayet gibidir diyor. Onun karşısında diyor siz diyor muhalefet edemezsiniz diyor. Ama İslam'a bakıyorum ben diyor. İslam araştırmaları da var bu bu adamın. E, ee, sizde diyor tek bir otorite yok diyor. Mezhepleriniz var diyor, imamlarınız var diyor. Herkes diyor bakıyorsunuz diyor, delillerinden hareket ederek diyor farklı farklı kanaatler söyleyebiliyor diyor size diyor. İşte bakın arkadaşlar bunların köklerine indiğiniz zaman burada hadisler, sünnetlerin ne kadar da ciddi katkı sağladığını göreceksiniz. Mesela farklı farklı bağlamları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Aynı konuyla ilgili farklı farklı rivayetleri var arkadaşlar. Bunlar kafa karışıklığı falan filan değil. Bunlar ne kadar iyi ki böyle şeyler var arkadaşlar. Namaz kılma modelimize bakalım. Hanefilerin namaz kılma biçimiyle şafilerinkinin arasında ne var? Farklılıklar var. Alimlerimizin görüşlerinin arasında, iştihatlarının arasında, hükümlerin arasında neler var? Farklılıklar var. E bu farklılıklar olmasaydı bugün İslam yaşanabilir olur muydu arkadaşlar? Ve bizim o Almanın dediği gibi dinimizce biz naslardan hareketle sürekli ne yapabiliyoruz? İştihat üretebilir durumdayız arkadaşlar. Yeni durumlara, yeni problemlere karşı çözüm üretebilir durumdayız arkadaşlar. Onun için e, bu noktada Kur'an ve Sünneti birbiriyle yarıştırmak yerine birbirinin e, mütemmimi veya birbirinin tamamlayan unsurlar olarak görülmesi benim çok daha hoşuma gidiyor. Bugün Hindistan örneğini vermiştim ilk etapta. Gelinen noktaya baktığınız zaman arkadaşlar bölgenin hali ortada. Biz bu tartışmaları bu kadar alevlendirerek, bu kadar yaygınlaştırarak Allah korusun önümüzdeki yıllarda Hindistan gibi mi olacağız acaba? Pakistan, Hindistan bölgeye bakın arkadaşlar. Bölgenin hali pürmelali ortada. Benim şu da aklıma geliyor. Ya bu tür körüklemelerin arkasında bizim farkında olmadan yine bir oryantalist ve yine bir siyaset ayağı adam var. Siyasi olarak bakın bölgeye perişanlıkları yaşıyor arkadaşlar. Ve o bölgede şöyle rakamları alt alta üst üste getirin. Hindistan ve Pakistan, Afganistan'da kısmen koyun. Kuzeye doğru şöyle bir çizgi çekin. 1 milyardan fazla Müslüman var bölgede arkadaşlar. Ama Myanmar'a Konya'dan yine siz biz gitmek durumunda kalıyoruz. Ya bu bu nasıl bir şey arkadaşlar ya? 1 milyar arkadaşlar lütfen rakamlara dikkat edin. Belki hiç düşünmediniz. O bölgede şu anda 1 milyar civarında Müslüman var arkadaşlar ya. Ne yapıyor bu 1 milyar Müslüman arkadaşlar? Bizim etimizle budumuzla arkadaşlar. 1 milyar. Doğu Türkistan'a da benim elimi uzatmak zorundayım. Orta da ben elimi uzatmak zorundayım. Myanmar'a da ben elimi uzatmak zor. O bölgedeki sıkıntıları şöyle gözünüzün ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Hindistanlı Müslümanlar. Allah'ınızı severseniz Endonezyalılar, Malezyalılar ne yapıyorsunuz sizler? Onun için insan üzülüyor ve bu bu sünnet tartışmalarını alevlendirmek yerine hepimiz dik durup bunları bir sağlıklı zeminde tartışalım, konuşalım, edelim ama sünneti dışlayan bir tartışma acaba bizi de o bölge haline mi dönüştürecek? Ve benim en büyük korkum olacak. O bölgede bunlar yaşanmış şeyler. Allah korusun belki de bu bölgeyi de o hale dönüştüreceğiz arkadaşlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Atuullah ve rasul arkadaşlar saymadım. Benim işte dikkatime bak dikkatle okuduğumda ondan fazla Allah ve Resulüne itaat edin ayetleri var arkadaşlar ya. Bunları Cenab-ı Hak laf olsun diye mi yazdı? Cenab-ı Hak bazı tiplere mi soracaktı Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetleri yazması gerektiğini? Ya namazı şöyle kılın ben yanlış anlamışım diyecekti. Namazı senin gönlüne göre mi namazı farz kılalım diyecekti arkadaşlar. Onun için Kur'an'da o kadar çok ayetler var ki ben buraya da notlarım da var. E bunları şey yapmadım ve bir de mesela peygamber bu tartışmalar o öyle bir noktaya geldi ki artık hadis ve sünnet tartışmasını açtı. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin kişiliğine ve şahsiyetine ve hadislerin ve sünnetin varlığına, subutuna kadar vardı bu işler. Peygamber, yakında peygamber diye bir şahsiyet yaşadı mı yaşamadı mı noktasına getireceğiz arkadaşlar bu tartışmalarımız. Artık hadis ve sünnet tartışmasının benim görebildiğim kadarıyla ötesine geçecek sıhhat tartışmalarının ötesine gelecek. Ya şuna da bakın şimdi arkadaşlar. Haber, e, hadis sahihtir, hasendir, zayıftır. Bunlar tamamen teknik konular arkadaşlar. Bunlar öyle abartılacak şeyler değil. Hadisçiler bunları ne yapmış? İncelemişler, didi, araştırmışlar. Kategori olarak, teknik var isnada bakarak ne yapmışlar? Bir sistem kurmuşlar. <laughs> Allah onlardan razı olsun. Şimdi bu sistemi bir bütün olarak kavramamız, anlamamız gerekiyor. Bizim hocalarımız, hadisçilerimiz, hadis usulü anlatan hocalarımız sistemi bir öğrencilerimize bir bütün olarak kavratamıyoruz biz. Çok parçacı yaklaşıyoruz. Dün anlattığım konuyla bugünkü anlattığım konu arasında bağlantı ve ilişki var mı yok mu? Onu şey yapmıyoruz. Bizim din anlatışımız vagona benzetiyorum ben. Hani kesik vagonlar vardı hızlı trenler gibi ya geçiş yoktu. Eskiden vagonlara baktığınız zaman kesik kesikti. Bir vagondan ötekine geçemezdiniz. Bağlantı vardı ama ge geçiş mümkün değildi. Bizim anlatımımız biraz vagon tarzında. O eski vagonlar tarzında arkadaşlar. Bir konuyu bütünleşik olarak bütün yapılarıyla onunla ilintili konularla ele alarak anlatmamız ve sunmamız gerekir. Hadis usulü de böyle anlatılması gerekir. Adam bana diyor zayıf hadis ya sahih hadisi haber a hadi haber var. Bunlara hepsini birbirine karıştırıyor insanlar. Koca koca profesörler birbirine iç içe karıştırdıklarını görüyoruz arkadaşlar bu. Öğrencilerime yalvarıyorum. Hadis her şeyin fıkıh usulünü, hadis usulünü, tefsir usulünü çok dikkatli okuyun. Bunlar çok önemli unsurlar. Bu ilimler çok önemli. La Bektaşi Meşrep gibi okuyup iki gün sonra profesör olduğunuz zaman şu anki okuduğun usullerin üzerine ilave etmeyeceksin. Onların bir kısmını da unutacaksın sen zaten. Kala kala zihninde yüzde on bir şey kalacak onlar da birbirine karıştıracaksın. Ama profesör olunca ben profesörüm diyeceksin. Tekrar hadis usul adam gibi okumayacaksın. Ve bunları çok dikkatli ve ...itinayla e, itina ile okunması gerektiği kanaatindeyim. Biz bunları yapamıyoruz. Öğrencimiz de bunları böyle kavramayınca birçok problemler aslında buradan kaynaklandığını görüyoruz. Ve bugün sünnetin hüccet oluşu artık neredeyse sünnet var mı yok mu, hadis var mı yok mu tartışmalarına geldi arkadaşlar. Şimdi ee, bunu da ifade ettikten sonra sünnetle ilgili tanımlarımızı, hadis ve sünnet tanımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Gavul fiil takdir, öğrencisinin, öğrencinin hafızasında kalsın diye biz bazı şeyleri bulmacaya çeviriyoruz. Ben onun için bu ilimlerin muhtasarının okutulmasına karşı bir adamım. Muhtasarını kim okur? Murat Hoca ben, siz, biz bu işlerde epey emeğini vermiş adamlar bir araya gelelim, biz muhtasar ok okuyalım. Ama öğrenciye, bu işi bilmeyen insanlara ...bir ilmin muhtasarını okutmak kadar... ...cinayet işlenmiş olamaz bence. Ha bu muhtasarı okurken biz... ...detaylarına inerek... ...en türlü detaylarını vererek... ...anlatıyorsak amenna. Ama ben bakıyorum metin çözmek için... ...Arapça metni çözmek için... ...ya fıkıh usulü muhtasar okutulmaz. Hadis usulü muhtasar okutulmaz. Hadis deyince ne yapıyoruz? Oh, Kavul fiil takri ok bulmaca'ya çevirdik. Ne güzel ya. Ne demek bu? Ben, ben bakıyoruz biz. Kavul fiil takri işte peygamberimizin sözleri... ...fiilleri... Efendim taklidi görüp de işte sahabeden gördüğü yerde ses çıkartmadıkları diyorsun bitiyor. Ve biz böylece hadis ve sünnet anlamış oluruz öyle mi arkadaşlar? Anlamıyoruz. Ve biz onu özensizleştiriyoruz. Kavramın içini boşaltıyoruz. Bunu yapan biziz. Kavramın resmen. Onun için bakın Ebu Hudde'den almıştım ben burada. Bizim geleneğimizde hadis usulü kaynaklarımızda hadis ve sünnetin tanımlarını genişletilmiştir. Peygamberin efendim sireti, megazisi, şemaili birçok şeyleri sünnetin içerisinde tanımlanır. Ve bugün ben öğrencilerime de onu söylüyorum. Bakın hepimizin zihninde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane şahsiyeti var. Yok derseniz hodri meydan buyurun. Bizim zihnimizde dualist bir peygamber anlayışı var Müslümanların. Bu sadece Türklerin zihninde Araplarda da aynı şeyi görüyorsunuz. Bir sireti olan bir peygamber zihniyetimizde var. Kronolojisi olan bir peygamber var. 571'de doğmuş da şöyle yapmış tarihi kesitler alarak işte savaşmış, savaşlarında köpürtüldüğü bir peygamber var zihnimizde. Öbür tarafta ikinci olarak hadisler olan Buhari'de hadisleri geçen işte Müslim'de hadisleri geçen sünneti olan bir peygamber var. Ve biz ikisini zihnimize birleştirmiyoruz. Ve bu tartışmalar ve problemler kısmen buralardan da kaynaklanıyor. Artık siretle sünneti ne yapmak lazım aslında? bütünleştirmek lazım arkadaşlar. Bizim ilk kaynaklarımız böyleydi. İçi şeydi. Çocuklara Kur'an kurslarında orada burada bunları anlatırken hocalarımız bunları bir bütünleşik olarak anlatmalı. İki peygamber dualist bir peygamber anlayışını bırakmalıyız. Kuşa döndürülmüş bir peygamber anlayışını bırakmalıyız. Bunları çocukların hazmedebilecekleri örneklerle, olaylarla, hadislerle böyle ya bu ikisini birleştirerek anlatmak zorundayız arkadaşlar. Bakın ben bir kısmını pas geçiyorum. Sünneti şöyle tarif ediyor. Merhum Abdülfettah Ebu Gütte. Benim çok hoşuma gider. Abdülfettah Ebu Gütte bu tanımları kendisi icat etmiyor. Onu da söyleyeyim. Klasik birçok kaynaklarda buna benzer tanımlar görüyoruz. Hoca kendisi bugüne uyarlamış. Sünnet diyor ki et tarikatul meşruatu el muttebaatu. Sünnet diyor el meşru'a. Şeriat kelimesini kullanıyor. Lütfen dikkat edin. Bizim zihnimizde şu an şeriat kelimesi eşittir, hukuka döndü. Ceza hukukuna döndü özellikle. Bütün bir şeriatı, bütün o peygamber, Kur'an ve alimlerin o İslam'ın bütünlüğüyle zihnimizde şeriat kavramını oluşturmalıyız. Sadece ceza hukukuna indirgelmiş, eli kolu kesilmiş bir şeriat anlayışının dışına çıkartmalıyız. Ve bakın diyor ki, Es-Sünnetü <laughs> et-Tarikatü yol el-Meşruatu el meşruatı şeriat haline getirilmiş, uygulamaya dönüştürülmüş, uygulama haline getirilmiş yol. El müttebaatu takip edilen, tabi olunan fiddin dinde diyor. Dinde sünnet dinde şeriat haline getirilip uygulama haline getirilip pratik haline getirilip takip edilen yoldur diyor ve devam ediyor vel menhecun nebeviyul hanifu ve ortaya konulan doğru Peygamberi bir yöntemdir diyor. Peygamberi bir metottur diyor. Bu tür tanımları tespit edip hatta ve hatta bugün bizler de bugün insanların ihtiyaçlarına göre ufak ufak kelimeler parçacıklar ekleyerek sünneti biz yeniden tanımlamıyoruz. Yeniden icat etmiyoruz. O tanımları ne yapıyoruz? İnsanların zi kafa bulanıklarını giderecek halde yanına ufak tefek eklemeler yapıyoruz. Yusuf el Karadavi'den de benzer şeyler görüyoruz arkadaşlar. Müslüman, Müslüman'ın günlük hayatıyla ilgili e, ahlaki ilkeler olarak tanımladığını görüyoruz. Sünneti. Buna benzer daha pek çok aslında e, şeyler görüyoruz. Abdülfettah, Ebu Hudde'de de başkalarında da Sufilerden de var. Mesela burada benim... E, bir de şunu söyleyeyim. Bu hadis ve sünnetin tanımı ile ilgili benim hani... E, i̇lk önce ben ilahiyatta okurken, öğrenciyken çok hoşuma gidiyor. Hayri Kırbaşoğlu'nun sünnetle ilgili makaleleri vardı. Bunlar çok cazip gelmişti bize. Sonra ileride baktık ki o sünnet tanımlarının aynısının biz bizim klasik kaynaklarımızda yapıldığını da gördük daha sonra. Ama o zamanlar öyle bir şeyimiz yoktu hocanın. Güzel o tanımlamalar güzeldi fakat Oradan gelinen noktaya bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hadis ve sünnetin ayrımı noktasına baktığımız zaman Goldsier özellikle Muhammeden Şeştudin diye bir kitabı var. iki ciltlik bir ciltini tamamen sünnete ayırmıştır Goldsier ve önemli bir adamdır Goldsier. Şeyhül Müsteşrikin diye bilinir. 1924'te ölüyor bu adam. Ömrünü tamamen Orta Doğu geçiren bir isimdir bu. Goldsier. O bu ki de 300'e yakın illü ufaklı kitapları vardır bu herifin. Öyle sıradan bir adam da değil. Suriye'de, Eser'de, orada burada çok ciddi okumalar yapmış. Hocalardan ders almış birisi. O diyor ki hadis olarak tanımlamıyor, sünnet olarak tanımlamıyor. Tradition kelimesiyle ifade ediyor. İngilizce'de, Latince'de tradition gelenek demektir. Bu bilinçli tercih edilmiş bir kavramdır. Godseer tarafından. Tradition, gelenek, sünneti de bizim arkadaşlarımız hadisle sünnet ayırıyor. Godseer diyor ki kitabında Diyor ki hadis diye bir şey yoktu diyor. Sünnet vardı diyor. Sünnet dedi de, amel ehli Medine'ye benziyor. Onun anlatmak istediği Müslümanlar diyor kendi hayatlarında diyor. Gündelik hayatlarında diyor yaşıyorlardı diyor. Sünnet olarak yaşıyorlardı. Namazı kılıyorlardı. Hac yapıyorlardı. Zekat veriyorlardı. İslam'ı gündelik hayatlarında yaşıyorlardı diyor. Sonra bir 3. sıra geldiğinde bunları yazıya geçirme ihtiyacı hissettiler diyor. Ondan sonra diyor hadisleri icat etti diyor, ettiler diyor. Hadisleri Müslümanlar gündelik hayatlarında Kahire'de, Şam'da, Halep'te, Bağdat'ta aklınıza gelen o isim Mekke'de, Medine'de gündelik hayatta yaşayanları ne yaptılar diyor? Yazıya döktüler diyor. Gotsiyer. Bunu ihtiyaçsa kim dökmüş bunu? Kütüb-i Sitte müellifleri. Hicri 3'ü Buhari ve Müslimler diyor. Bunu diyor yazıya dökme ihtiyacı hissettiler diyor. Onları da o metinleri kendileri formulation kelimesinde kullanıyor, Yazdılar, uydurdular diyor. Kendi yazdılar bu metinleri diyor gördüler diyor. Namaz şöyledir de böyle hadisleri yazdılar diyor. Ondan sonra diyor başlarına diyor, diyor isnat eklediler diyor bu metinlerin diyor. Ondan sonra hadis dediğiniz şey diyor böyle ortaya çıktı. Hadisle sünneti bundan dolayı ayırıyor. İlk etapta çok cazip geliyor. Kavli olan metin olanlara hadis demek sünneti daha çok uygulamaya fiili olarak anlatmak hoşa gidiyor tabii ki. Ama ben benim bizim de hoşumuza gidiyordu. Ama baktık ki bu silah gibi kullanılacak diye ben bundan rücu ettim. Ondan sonra bu fikir burada kalmıyor. Daha sonra geliştiriyorlar bunları. Üçüncü asırda hadislerin yazıldığı, metinleştiği, metinleşme tabirini kullanıyor. Formulation tabirini kullanıyor. Goldsier, onun öğrencisi Şah da living tradition diyor. Yaşayan gelenek diyor. Sünneti tradition ile ifade etmeleri bilinçli bir tercihtir. Biz de bunları yaşayan sünnet diye böyle aktarmamız bizim de çok hoşumuza gitti bir zamanlar. Fazlur Rahman da ne yaptı bunu? Biraz daha İslamileştirdi. Ne dedi? Şahtın living tradition ne yaptı? Living Sünnet'e dönüştürdü. İşte oldu. Kavramın, kelimenin kökeninden alıp bu tarafa doğru getirdiğiniz zaman İslam kavramı biz ne yaptık? İslamileştirdik. İslam kılıfını ona giydirdik. bu, bu sefer kabul etmemiz daha kolay oldu bunu benimsememiz daha kolaydı Müslümanlar olarak. Aslında bunun geriye doğru yansımasına baktığınız zaman, geriye doğru getirdiğiniz zaman bunun ciddi bir takım problemleri beraberinde getireceği çok açık ve net duruyor arkadaşlar. Onun için işte yaşayan sünnet, yaşayan hadis bilmem ne gibi kavramlar her ne kadar çok hoşumuza gitse de bu noktalarda bence dikkatli olmak lazım. Hadis ve sünnet kavramlarını da anlatacaksak bile bak usulcüler hem böyle tanımlamışlardır. Bakın bu da vardır ama muhaddislerin geneli hadis ve sünneti birbirinden ayrıştırmamışlardır diye öğrenciye hem tartışmaları hem şeyleri zihninde ihata edebilecek şekilde bir tanımlamaya gitmek lazım diye düşünüyorum. Burada benim notlarımın arasında aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ileride zaman gelecek işte bazıları Kur'an'la yetinenin fikriyle ilgili çıkacağıyla ilgili rivayetler var. Bize diyor Kur'an oku diyor. Birisi geliyor bize Kur'an oku diyor. Bize ne diyor sünnetten hadisten diyor. Bakın bunlar ta sahabe döneminde buna benzer ipuçlarını görüyorsunuz. Öyle kelanaklar çıkıyor ortada. Bu adamlar kim? Kimliklerini biz biliyoruz ama belki de bu adamlar dönme münafık tipli insanlardı. Bunlara çok dikkatli olmak lazım. Bu tür zıp çıktığı hareketlere daima uyanık ve titiz olmamız gerekiyor. Bu tür garip fikirler. Burada bakın onunla ilgili birçok ben e, uzun uza diye rivayetler var bakın burada. Aldım örnekleri var elimizde. Bu tip adamlardan Muaz bin Cemal diyor ki sakının diyor. Mesela Kur'an'da bulunan hükümler, bulunmayan hükümler mevzusu. Kur'an'da olmayıp mesela sünnette olan hükümler var mı derseniz evet var. Şatibi mutlaka Kur'an'dan bir dayanaya vardır diyor. Bir iki örnek verir o örneklerde tamam amenna. Şatibi yak veriyoruz ama örneklerinizi çoğalttığınız zaman kardeşim sündürmeniz gerekiyor. Bu kadar zorlamaya gerek yok. Şatibiye de orada ne yapmıyorum ben? Katılmıyorum. Mutlaka illa dayanada olmak zorunda değil arkadaşlar. Peygamber bir postacı değil. Onu tayin eden kimdir? Onu peygamber olarak seçen kimdir? Allah'tır. Ona da bir takım birçok şeyleri ne yapmıştır? Vermiştir. Mesela sünnet vahiy midir değil midir tartışması. Sünnetin önemi ve hadisin değeriyle doğrudan alakalı ve ilimtili bir konudur. Bu uzun bir konu. Ona girmiyorum. Sünnetin bir kısmı vardır. Tamamı vahidir. Efendim hiçbiri vahiy değildir. Bir kısmı vahidir gibi görüşler var. Ondan sonra sünnetin bağlayıcılığı nedir? Bizim sünnet neyimiz mesela? Bir Aristo'nun sözü kadar değersiz mi arkadaşlar? Fikret Karapınar'ın sözü kadar değersiz mi? X şahsının sözü kadar değersiz mi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri? Bunları onlar oturup şimdi genel yaklaşımlardan ziyade detaylara girmemiz gerekiyor. Bunlar şablonik olarak çok hoşumuza giden sünnetin tamamı vahidir diyorsun çok hoşumuza gidiyor. Örneklere girdiğin zaman orada zorlanıyorsun. Ya olmuyor. Çünkü başka problemlerle karşılaşmaya başlıyoruz. Peygamber mesela fıkıh burada Murat hocam da var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iştihat yapmış mıdır yapmamış mıdır? İştihadır Resul diye doktora tezleri yapıldı. İlk etapta çok cazip ve çok hoşumuza gidiyor. Ondan sonra da alimler ne yapmak zorunda? Ya peygamber iştihat yapmıştır ama peygamberin iştihatları işte insanların iştihadi gibi değildir demek zorunda kalmışlar. Böyle bir tasnife ne gerek var o zaman? Soru bu. Ni, ni, niye, niye, niye yani? Böyle bir cümle kurmaya niye ihtiyaç hissediyoruz biz? İşte burada da aslında bizim kendimize de oturup e, bazı şeylerimizi belki farklı bir gözle, gözlükle görebilir miyiz, göremez miyiz? Bizim bunlara oturup kafa yormamız gerekir diye düşünüyorum. Şu rivayette bitireyim müsaade ederseniz Selman El Farisi ile geçen e, Selman El Farisi'den gelen bir e, hadisimiz bu bizim. Çok da hoşuma gidiyor. E, burada Müslim'de İbn-i Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de e, geçiyor bir gün Selman el Farisi'ye müşrik, müşrikler geliyor yanına. Müşrikler Selman el Farisi'nin yanına geliyor. Dalga geçer bir üslupla, alaylı bir üslupla diyorlar ki... Görüyorum ki diyor dostunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Size her şeyi hatta ve hatta tuvalette nasıl oturacağınızı... Dikkat edin buraya. Müşrikler tuvalette nasıl oturacağınızı dahi öğretiyor diyor. Siz bunu da bilmeyecek kadar cahil, cuhala, böyle bedevi, yontulmamış insanlarsınız demeye getiriyor. Şeye, Selman El Farisi'ye. Selman El Farisi komplekse kapılır mı? Muhteşem bir cevap veriyor. Böyle dediklerinde diyor ki Selman, Hazreti Selman radıyallahu anh, evet der ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tuvalet adabı ile ilgili bütün rivayetlerini, tavsiyelerini arka arkaya sıralıyor. Tuvalet adabı ile ilgili rivayetleri hepsini arka arkaya sıralıyor Selman el Farisi. Onun için bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Burada gözüm hemen bir şeyin işte Ebu Hanife'nin sünnetle ilgili çok harika bir sözü var. Diyor ki İmam Ebu Hanife, "Levla es sünne Şayet diyor sünnet olmasaydı diyor. Ma ahadu minna el Kur'an. Bunu Fikret Karapınar söylemiyoruz arkadaşlar. Hicri 150'de vefat etmiş. Lütfen dikkat edin. Ta vefat tarihine dikkat edin. Hicri 150 yılında vefat etmiş İmam Ebu Hanife söylüyor arkadaşlar. Levla es sünne sünnet olmasaydı diyor. Ma ahadu minna el Kur'an. Bizden hiçbiri diyor Kur'an-ı Kerim'i ne yapmazdı diyor. Anlayamazdı diyor. Ondan sonra devam ediyor: "Velem yezelin nas fi salahi ma dama fiha ma hadis fe iza al ilme bila hadisin fesadu" diyor. İmam -ı. yine eğer diyor sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazdık. Ondan sonra da devamında da diyor ki insanların içlerinde insanların içinde bugün de dün de gelecekte de insanların içlerinde Hali hazırda hadis öğrenen, hadis araştırmalarına devam eden araştırmacıların varlığının devamlılığı sayesinde doğru düzgün kalmaktadır diyor. Yani orta yolu tutan, muhtedil yolu tutan hadis araştırmacılarının varlığı ne yapıyor arkadaşlar? Bu Kur'an'ı ve Sünnet'i doğru anlamanın önünü ve kalıcı ve kıyamete kadar devam etmesini e, sağlıyor. Bu damarı, bu grubu, bu yapıyı bugün de korumamız ve geleceğe taşıma sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum ve burada <laughs> bitiriyorum. E, hakkınızı helal edin. Tam bir saat olmuş herhalde. Beş gece falan e, başlamıştık. Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani gündeme getirecek, ifade edecek bu konuyla alakalı epey e, malzeme var aslında. Onları inşallah başka zamanlarda, başka günlerde inşallah anlatmaya dilimiz dönünce Fırsat buldukça anlatmaya devam ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.